Herkese merhabalar. Bizim mahalleye hoş geldiniz. Bu bölümde Şişli esnafını geziyoruz. Yemek Sepeti'nin YouTube kanalındaki mahalle keşiflerimiz devam ediyor. Sarıyer'i yaptık, Beşiktaş'ı yaptık, Anadolu yakasında Kadıköy'ler, Maltepe'ler derken sıra geldi Şişli'ye ve Şişli esnafına. Evet, Şişli benim için özel bir yer biliyor musun? Çünkü okulum Şişli'deydi. Lise hayatım burada geçti. Bundan dolayı böyle... Hangi okul ya? Bilgi Koleji vardı eskiden. Ha. Kapandı şimdi, değişti, tamam. İsmi değişti. Ama Şişliler bilirler, Bomontililer özellikle bilirler. Bomonti için çok değer katan okullardan bir tanesiydi. Tabii bu bölgeye gelince mahalle esnafını da böyle yakından tanıma fırsatım oldu. Yani çok küçük yaşlardan itibaren. Hep böyle aynı fırından poğaçamı alıp okula giderdim. İşte akşam dışarı çıkıp bir şey alacaksam böyle etrafta yemek yerdim. Bu esnafı çok tanırım. Eski bir esnaftır aslında Şişli'nin esnafı. Mahallecilik güzel bir şey değil mi? Evet, gerçekten. Yani sen az önce söyledin yani sabah poğaça aldığın yeri tanıyorsun, evet. Ekmek aldığın yeri tanıyorsun, peynircini tanıyorsun, evet. İşte kasabını tanıyorsun ve bunların çoğu da dediğin gibi hani eski esnaflar böyle 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık hani senin anneni de tanıyor, babanı da tanıyor, seni tanıyor. Eğer bu mahallede oturmaya devam edersen işte Allah kısmet ederse diyelim işte çocuğunu da tanıyacak falan. O yüzden o böyle mahallecilik çok güzel bir şey ya. Yani kendini yalnız hissetmiyorsun mahallende. Kesinlikle. Şişli Mahallesi öyle bir mahalle. Doğru. Yani çok eskiden beri burada oturan bir kitle var ve onların şimdi çocukları, torunları aynı şekilde bu mahallede aynı esnaftan alışveriş yapmaya başlıyor. Aynen öyle. Bugün yine keyifli bir gün olacak. Doğru. Farklı adreslerimiz olacak. Bir manavımız olacak, bir tane kasabımız olacak, bir tane de peynircimiz olacak ki hepsi gerçekten bu mahalleye değer katan işletmeler. Hı hı. Güzel bir gün olacak bence. Ben heyecanlıyım. Evet, ufak tefek tadımlar da yaparız istersen. Tabii ki canım, olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz, olmaz değil mi? Yani lütfen. O konumuz bile değil şu anda. Ben şimdi ilk durağımızda bir peynirciye gideceğiz. Orada kesin böyle kaymaklar, ballar. Yani şu an kafamda bir şeyler canlanıyor. Kahvaltıyı onunla yapacaksın galiba. Tabii. Tamam, tabii. Süper. O zaman videoyu hızlıca başlatalım. Çünkü güzel bir gün bizleri bekliyor. Havalar da serinlemesiyle birlikte çok güzel daha oldu. Rahat böyle. Şişli'de bir de ara sokaklarda kaybolmak da güzel. Orada yürüyerek o esnaftan alışveriş yapmak da çok güzel. Video başlarken sizler beğen butonuna basmayı, Yemek Sepeti'nin kanalına abone olmayı ve aşağı yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Yemek Sepeti Mahalle ile birlikte yapmış olduğumuz Şişli Mahalle Keşfi başlıyor. Şişli Mahallesi'ndeki ilk durağımıza geldik. Şu anda Halide Edip Adıvar Mahallesi'ndeyiz. Arkamızda da Adıvar Peynircilik var. İçeriye bir adım attık. Sağda peynirler, solda zeytinler, pekmezler, ballar. İnanılmaz güzel bir yerden başlıyoruz bugün. Evet. Bir de şimdi bu mahallenin ismiyle özdeşleşen bir işletme. Ve eski de bir işletme. Eski işletme. Beni buraya ısındıran başka bir şey daha var. İçeride bir yazı var. Sağlığın için ya peyniri tanı ya da peynircini tanı diyor. Çok, çok önemli bir laf. Konu. Evet. Yani eskiden, çok daha eskiden böyle mahallelerde kültür olarak kasap, fırın, manav, peynirci. Tabii. Bunlar böyle hep böyle bizim çocukluğumuzda özdeşleşmiş şeyler, mahalle kültürünü yayan şeyler. Çok güzel anlattın. Eksik bir şeyimiz kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı. Biz içeri girelim. Ahmet abi içeride bizi bekliyor. Biraz Ahmet abiyle muhabbet edelim ve biraz da bir şeylerin tadına bakalım. Hadi bakalım. Ahmet abi selamlar. Merhabalar. Ne var ne yok, nasıl keyifler? İyidir, çok şükür. Sizi sormalı. İyiyiz biz de, koşturuyoruz. Bir o çekimden, bir bu çekime. Yani dükkan şıkır şıkır gerçekten. Evet. Peynir tarafı ayrı keyifli. Evet. İşte burada ballar var, reçeller var, orada zeytinler var. Buranın hikayesi nasıl başladı? Bize bir anlatabilir misin? 15 sene önce başladı. Aşağı yukarı bir 5-6 sene ben burada patronuma çalıştım. Hı. Ondan sonra ben kendim devraldım burayı. Aa. Evet. Bir 15 seneden beri de devam ediyoruz böyle bu çok mahallede. Güzel. Hep aynı yerde miydin abi? Aynı. Çok güzel.
Peynirlerde böyle özel bir uygulama yaptığınız oluyor mu? Mesela diyelim ki mandıradan alıyorsunuz, onlara özel bir ürün yaptırıyor musunuz? Yaptırıyoruz, evet. Nasıl bir şey oluyor genellikle? Nasıl bir şey oluyor? Mesela bir teneke peynire 140 kilo süt atarlar normalde. Tamam. Ama ben şimdi firma sahibiyle aramız çok iyi olduğu için rica ediyoruz ondan. Atıyorum 155 kilo, 160 kiloya kadar süt attırıyoruz ve mevsimine göre yaptırıyoruz onu. Mayıs ayında yapılan peynir çok böyle lezzetli olmaz. Ama Eylül'de yapılan süt daha lezzetli, daha kaliteli olur. Evet. Bir de hayvanların otlaması. Otlamadan dolayı. Evet. Dönemsel olarak tatlar değişiyor. Dönemsel olarak tatlar değişebiliyor. Tabii. Evet. Bundan 5 dakika öncesi Ahmet abiyle konuşurken şey dedik, abi ne kadar fazla peynirim var dedik. Dedi ki bu bir şey değil, siz bir 2 ay sonra gelin. Hani havalar biraz serinlesin, o zaman görün dedi. Yani ama şu an baktığımızda bile hani Sivas'tan peyniri var. Var. Urfa'dan peyniri var. Var. Erzincan'dan peyniri var. Var. Sakarya'dan peyniri var. Var. Adapazarı'ndan. Başka eksik saydığım bir yer var mı? İzmir'den var. İzmir'den var. Gönen Balıkesir'den var. Hı-hı. Var, yöre var. Her yerden Siirt var. Aa, çok birazcık güzel. Birazcık hayvancılığın da iyi olduğu yerlerden daha fazla ürün geliyor herhalde. Evet. Peki abi zeytinlere gelecek olursak, zeytinler nereden geliyor? Zeytinlerim benim hepsi Gemlik. Hı-hı. Siyah zeytinlerim. Yeşil zeytinlerim de Ayvalık. Hepsi güzel. Birinci sınıftır. Özellikle zaten benim siyah zeytinime güneşten dediğim gibi arkadaşım gelir. Karşıda Ümraniye'de ablam oturur, akrabalarım oturur. Ta oradan zeytin alırlar benden. Oradan sadece zeytin almaya mı geliyorlar? Aynen öyle. Evet. Çok güzel. Bayağı hiç de değiştirmem zeytinlerimi. Markasını da değiştirmem. Sahiplerini de değiştirmem. Zeytinini de değiştirmem yani. O yüzden hiçbir sıkıntı da yaşamam. Ahmet abi zeytinini seviyor. Evet. Ben eti daha çok seviyorum. Abi o zaman biraz da şarküteri tarafına geçelim. Tamam olur. Şarküteri ürünleri nereden geliyor? Şarküteri ürünü dediğim gibi Sivas'tan gelen var. Hı-hı. Kayseri'den gelen var. Tabi İstanbul'da üretilenler de var. Hı hı. Peki Ahmet abi Yemek Sepeti mahalleyle nasıl tanıştınız? Tesadüfen kendileri geldi. Hı hı. İlk bu iş kurulurken, Yemek Sepeti kurulurken bir arkadaş geldi. Anlattı, söyledi, benimle kafama yattı. Deneyelim dedik, denedik, öyle devam ettik. Yemek Sepeti mahallenin sana ne gibi faydaları oldu? Çok faydalar oldu. Sadece mahalle hitap etmiyorum. Hı hı. 8 kilometre daha uzağa hitap edebiliyorum mesela. Ya, Şişli'nin dışına da çıkıyorsun aslında. Dışına çıkıyoruz. Mesela atıyorum Beşiktaş'a gönderebiliyorum, hı hı. Etilere gönderebiliyorum. Oraya kadar kilometre kurtarıyor. Biz de sipariş verebiliriz o zaman. Evet, yani. Artık verebiliriz. Evet, bunu aynen. Öğrenmiş olduğumuz iyi oldu. Çünkü ben az önce bir tereyağı tattım. Çok güzel gözüküyordu. Öyle mi? Benden aynen. Haberseniz tattım. Tabii ki. Evet, ben de biraz olduğum için Ordu'dan getiriyorum. Evet. Aynen. Bir de az önce bir gözüme kaymak kestirdim. Onu da muhabbet bittikten orijinal sonra tattım. Orijinal manda kaymağı. Manda kaymağı. Evet. O nereden geliyor? O Çatalca'da yaptırıyoruz onu. Hmm. Evet. Çok güzel. Güzel. Peki abi şey sormak istiyorum. Yemek Sepeti mahalleden en çok hangi ürünler sipariş ediliyor? Süt ürünü ve et ürünü. Burada oturanlar Erzincan, Ordu, Sivas. Buran halkı da işte süt ürününe, et ürününe çok düşkün. Hmm. Ondan dolayı o bölgenin peynirleri, süt ürünleri, etleri biraz aynen. Daha gidiyor. Mesela atıyorum Erzincan tulumu çok röveşladır. Çok tutulur. Kavurma. Sivas kavurması var, Sivas pastırması var. Bunlar çok tutulur. Çok da severiz. Bizim evet. Sevdiğiniz şeyler. Belli oluyor zaten. Abi öyle demeyelim ya. Hepimiz yani. Abi ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz abi. Ben çok memnun olduk. Ben de memnun biz ama gelmişken bir paket yaptıralım bir şeyler. Olur, olur, olur. Alalım. Ama önce tadına bakalım sonra paket yaptıralım. Tamam olur. Önce alalım sonra tadına bakalım. Öyle Şişli Mahallesi'ndeki keşiflerimiz devam ediyor. Şimdi Fulya Manavı'na geldik ama Fulya'da değiliz, Mecidiköy'deyiz. Mecidiköy'de Şişli'ye bağlı, tam böyle Cevahir'in aşağısındayız. Şimdi burası dışarıdan baktığında bir manav ama içeride manav haricinde de çok fazla tercih edilen ürünleri var. Doğru. Ayrıca yine onu hemen bence girişte söyleyelim. Hani böyle geldim işte yarım kilo muz aldım, iki kilo işte bir şey aldımdan ziyade birçok restorana, hatta otellere de ürünlerini gönderen bir işletme. Hani baktığınızda bu kadar gözüküyor ama arka tarafta devasa bir operasyon var. Evet. Onun hepsini birazdan işletme sahiplerine öğreniriz. Benim mesela aklıma gelen bir şey var. Yani buzdolabında olmazsa olmaz bir meyve sebze var mı böyle manavdan sipariş verdin? Mevsimine göre değişir ya. Değişiyor mu? Yani şu an mesela Eylül-Ekim aylarındayız. Yani kahvaltıda böyle çok fazla yeşillik yiyorum işte. Tamam. Nanesiydi, reyhanıydı, rokasıydı böyle bir... Hani yumurtanın yanına onlar falan. Onlar olmazsa olmaz. Onlar olmazsa olmaz. İşte tamam işte. Olmaz işte. Her mevsim evet. Yiyorsun onu. Evet aslına bakarsan her mevsim yiyorsun. Ama bazen o kahvaltı beni sıkıyor ama yani. Bir yere kadar o kahvaltı. Bende de mesela mutlaka böyle buzdolabında muz olacak. Muz böyle muz severim alıp böyle direkt dışarı çıkacaksın. Veya işte sabahleyin bir
sağlıklı bir tabak yapıyorsan yanına muz olacak mutlaka. Doğru. Çünkü muzun şöyle bir avantajı da var, potasyum kaynağı. Aynen öyle. Zaten herkes biliyor. Spordan önce, spordan sonra çok faydalı. Biz böyle kendi kişisel zevklerimize devam mı edeceğiz yoksa programı sunmaya mı devam edeceğiz? Ne yapacağız? Bilmiyorum, nasıl istersen. Biz istersen içeriye geçelim. Tamam. Biraz bir içeriği bir gezelim, bakalım tamam. Ne var ne yok. Sonra işletme sahipleriyle biraz sohbet edelim. Muz yer miyiz? Yeriz. Tamam, muz da yeriz. Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Yani ortalık çok güzel kokuyor en başta. Çok teşekkür ederim. Arkada abiler şu anda taze taze rokolarını ayıklıyor. Az önce nane ayıklanıyordu. Bize buranın bir böyle bir tarihini, bir hikayesini anlatır mısınız? Fulya Manav çok eski bir manav. Hı-hı. 30-35 senelik bir mekan. Ama biz 7 senedir bu işletmedeyiz. Hı-hı. Orhan abi buranın en eskisi. 25 senedir bu mekanda emek veriyor. Herkes var zaten Orhan amcayı tanır. İşte bu da mahalleciliğin getirdiği aslında güzel bir detay değil mi? Aynen, aynen. Ama ben az önce sohbet ettim Orhan abiyle. O pazarcılık daha da eski. Yani evet. 50 küsür sene pazarcıydım dedi. O tabii ki birazcık da ürünü de iyi biliyor olmak. Doğru. Ürünü seçerken birazcık daha herhalde doğru ürünü seçiyor olmak tabii gibi bir avantaj sağlıyor. Tabii biz bu konuda daha tecrübesiziz ama çalıştığımız ekip gerçekten çok tecrübeli. 7 senedir manav sektöründeyiz. Daha önce perakende sektöründeydik. Yine bu işin içindeydik. Yine temel gıda ve taze meyve sebze sektöründeydik ama manav açısından son 7 yıldır bu sektörün içindeyiz. Ama ekibimiz çok sağlam, ekibimiz çok deneyimli. Her şeyin en tazesini, en sağlamını, en güzelini seçip bize, müşterilerimize sunuyoruz. Şunu merak ediyorum. Bu ürünler yani halden nasıl alınıyor? O satın alma sürecinde siz... Evet, evet. Kontrol ediyorsunuz. Nasıl olur bir bizim süreç? Bizim aslında büyük, yani işletmemiz ufak olabilir ama işlevsel olarak büyük bir işletmeyiz. Perakende satışın yanında toptan satışımız da var. Hale gitmeden 1-2 saat önce tüm listeler hazırlanır. Neler eksik, neler fazla, onlar gözden geçirilir. Bütün müşterilerin dizaynı yapılır, listeleri yapılır. Satın almamız zaten eşim yapıyor. Çok erken saatlerde hale gidilir ve tüm ürünler eksiksiz olarak temin edilir. Sabah çok erken saatlerde manava gelinir. Tezgahlarda ürünler hazırlanır. Kurumsal müşterilerin meyveleri, sebzeleri de adreslerine teslimat yapılır. Şey mi böyle? Her gün mü alıyorsunuz? Her gün. Halden. Her gün. Her gün taze haftanın taze. Haftanın 6 günü her gün sabah 6.30 gece saat 24'e kadar burada büyük bir operasyon var. Operasyon var. Ne? Çok güzel. Peki bu operasyona mahalleli ilgi gösteriyor mutlaka evet, ama evet. Online siparişler de birazcık artık günümüzün, çağımızın en önemli hali oldu. Aynen. Yemek Sepeti mahalleyle nasıl tanıştınız? Yemek Sepeti mahalle müşteri temsilciliğiyle ulaştı bize. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ulaşamadığımız uzak müşterilerimize ki bu çok yoğunlukta biz bazen adresleri siparişle teslim edemiyoruz. O açımızı kapattılar. Yemek Sepeti mahalleden mahalleli en çok hangi ürünleri tercih ediyor? Bizim ürün dağımız çok geniş. Yani hem yeşillik konusunda, hem meyve konusunda, hem sebze konusunda. Zaten aslında bilinirlik kısmımız da şudur. Aşeren manavı gibi bir şeyiz. Yani meyve ilk başta bize gelir, en son bizde biter. Sebze ilk başta bize gelir, en son bizde biter. O yüzden bizde aslında 4 mevsim her şeyi bulabiliyorsunuz. Ve ürün yelpazemiz de çok çeşitli. Yani meyvede aynı dönemde kayısıyı da bulabilirsiniz, mandalinayı, portakalı da bulabilirsiniz. Ya da sebzede çalı fasulyeyi de, bamyayı da bulabilirsiniz, brokoli ve karnabaharı da bulabilirsiniz. Yani bu sebze ve meyve 12 ay eğer bulabiliyorsak mutlaka raflarımızda var. Çok güzel. Dolayısıyla ürün çeşitliliği çok fazla oluyor. Çok fazla, çok fazla. Yemek Sepeti mahalle müşterisi de bunu fark etmiş durumda ve ürün yelpazesine 2 ya da 3 çeşit üründe kalmıyorlar. Meyvesini de veriyor, sebzesini de veriyor, günlük salata miktarını da veriyor, organik yumurta siparişi de veriyor, organik balını da siparişini veriyor ve kuru yemiş çeşitlerini de siparişini verebiliyor. Bu yüzden yelpaze büyük. O yüzden Yemek Sepeti müşterileri de genellikle bu ağda gidiyor. Siz az önce bize bir baldan bahsettiniz. Hatta evet. Bu sohbetin öncesinde de bize biraz anlattınız. O balın nereden geldiği, nasıl bir bal olduğunu izleyicilerle paylaşır mısınız? Biz Sivas Zaralıyız. Zara'nın
festival ballarından biri bu. Organiktir. Hı-hı. Diken ve kekik balıdır. Eşimin babası üretiyor. Sınır sayıda geliyor zaten. Müşterilerimiz de artık bunların müdavimi oldu. Ha, harika. Peki onun bir gelme zamanı var mı? Hani hangi aylar evet, arasında? Evet. Bu ayın sonunda yeni hasatımız başlıyor. Bu ayın sonu itibariyle yeni hasat başlayacak. Eylül sonu, Ekim başı. Aynen. Yani aynen. Burada Eylül. Yeni ürünler olacak. Aynen. Aynen. Çok güzel. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Peynirci ile başladık. Manav'la devam ettik. Tabii ki mahallenin en sevilen adreslerinden biri olan kasaba geldik. Kasap hepimiz için herhalde olmazsa olmazdır değil mi? Severiz. 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 Hem böyle ziyaret etmeyi severiz. Çünkü şimdi sen bugün gittiğimiz peynircide şeyden bahsetmiştin. Hani ya peynircini iyi tanı ya da peyniri iyi bil diye. Şimdi aslında aynı şey kasap için de geçerli. Doğru. Yani ustayı bilirsen, ustayla iyi anlaşırsan ve ya da usta seni severse sana her zaman güzel et verir. Doğru. Ve karşılığında da evde hani güzel bir yemek yaparsın ya da böyle eşin dostun gelince onları güzel bir şekilde ağırlarsın. Kasap hassas bir konu, et daha hassas bir konu. Tabii ki. O yüzden şimdi biraz abiyle de muhabbet ederiz zaten içeride. Hani etler nereden geliyor, hangi yörenin hayvanlarını kullanıyor. Peki o zaman içeri girelim. Olur. Birazcık sohbet edelim. Etler nereden gelmiş, nasıl yapıyorlar, hı hı. Hangi ürünleri mahalleli tercih ediyor, onları içeride öğrenelim. Abi selamlar, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Eyvallah. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Şimdi aslında ilk hikaye buranın tarihinden başlayalım. Burası kaç yıllık bir işletme? Abi burası 2020 senesinde açıldı abi. Hı hı. 2020 senesinden beri bu faaliyet devam ediyor abi şu anda burası. Hı hı. Yani kasap olarak devam ediyoruz abi şu anda. Aslında açtığımız dönem tam böyle pandemi zamanı değil mi? Pandeminin başlangıç zamanıydı abi. Aslında pandemi başında açılıyor olmanız bir yandan avantaj olmuştur çünkü online sipariş çok fazla yoğundu o zaman. Aynen, paket servisimiz daha çok oldu. Hı-hı. İnsanlar dışarı çıkmadan dolayı hani evlere servisimiz daha çok oldu pandemiden dolayı. Abi şimdi tezgaha bakıyorum da yani et tarafı ayrı, tavuk tarafı ayrı. Etler evet. Nereden geliyor, tavuklar nereden geliyor? Tavuklar Erpiliç'ten geliyor, Şenpiliç'ten geliyor. Etler de Balıkesir'den geliyor, hı-hı. Afyon'dan geliyor. Kuzularımız Balıkesir kuzusudur, kıvırcık kuzudur zaten. Sucukları kendimiz yapıyoruz, köftemiz de kendimize aittir. Hı-hı. Yani etlerimiz haftanın iki günü gelir bize. İki günü geldiği gibi de Leon'da servisimize başlamıştır yani. Karkas mı geliyor genelde? Karkas geliyor. Siz ayıklıyorsunuz. Evet, biz ayıklıyoruz. Biz zaten içeri geldiğimizde sen bir orada operasyon yapıyordun. Abi evet, bana bir 5-10 dakika verin dedi. Evet, hemen abi. Tezgahı düzenledi. İşimize başladık. Peki şeyi soracağım abi. Sucuğu biz yapıyoruz dedik. Sucuğun etini kendimiz veriyoruz. Hı-hı. Fason yaptırıyoruz sucuğu. Tamam. Dışarıda. Peki yani içindeki baharat karışımı nasıl sucuğun? Yani içindeki baharat karışımı kendi baharatlarımız bizim. Tamam. Kendi baharatımızı etle beraber veriyoruz. Hı hı. Yani kendi sucukçumuz da ona göre karışımını yapıp bir de teslim ediyor. Çok güzel. Harika. Hı hı. Yemek Sepeti Mahalle ile nasıl tanıştınız? Yemek Sepeti Mahalle ile biz başvuruda bulunduk. Hı hı. Ve onlar da gelip bizim talebimizi onayladılar. Hı hı. Onaylamanın sonucu Yemek Sepeti Mahalle ile çalışmaya başladık. Yani çalışmamızda işimize %20, %30 daha katkıda bulundu. Yani hı hı. İş olarak, performans olarak. Yani işlerimiz daha çok açılma sebebi oldu. Hem paket servis olsun, ondan sonra hem reyonumuzdaki etlerimiz daha çabuk gitmeye başladı. Hı-hı. Yemek Sepeti Mahalle ile. Çok güzel. Yani tanışmamız çok iyi oldu yani açıkçası. Anlatırken bize oldukça katkısı var diye evet. Anlattın. Mahalleli en çok hangi ürünleri tercih ediyor? Kıyma olsun, hı-hı. Kuşbaşı olsun, antrikot isteyen var, ne bileyim hı-hı. Yani tavuk isteyen var. Kıyma ve kuşbaşı ağırlıkla gidiyor. Yemek Sepeti. Çünkü onlar genellikle böyle yemeklerde çok fazla kullanıldığı için evet. Herhalde değil mi? Evet, evet. Hani, Türk mutfağı, Türk yemekleri aynen, genel aynen. İtibariyle o tipte etler tercih ediliyor. Abi peki merak ettiğim bir şey var. Yemek Sepeti Mahalle'den sipariş veren insanlar, böyle düzenli sipariş verenler. Kimin ne vereceğini böyle görebiliyor musun? Hep düzenli olarak veren var mı? Yani şöyle izledim. Bir benim üst komşum mesela Yemek Sepeti Mahalle'den sipariş veriyor. Üst buraya, komşu? Evet, buraya kurye geliyor. Yan tarafa çıkıyor, benim üst komşumu bırakıyor. Aşağı inmeye mi? Aşağı inmeye mi yani? Düşünün yani. O şekilde bile. Çok güzel. Bir de tabii yani. Bunun farklı bir boyutu var. Yani hiç para alışverişi yapmadan ödemesini hemen internet evet. Üzerinden yapıyor. Onun daha kolaylıkları olduğu için birazcık tercih evet. Ediyorlar. Ama çok güzel. Peki sadece bu mahalleleri mi tercih ediyor yoksa yakın çevredeki diğer mahallelere de gönderim yapıyor musunuz? Ben sorduğum zaman Ortaköy, Etiler, hı-hı. Beşiktaş. Şişli'den oraya gönderiyorsunuz. Aynen. Peki ağzına sağlık. Teşekkür ederiz. Ben Onur, teşekkür ederim. Alacak bir şeyin var mı? Var tabii ki. Ben özellikle tavuk alacağım. Bir de pirzola alacağım. Ben tamamdır. Sucuğu merak ettim. Sucuk da tavuk alacağım. Tamam. Tekrardan teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin.
Ve bir videonun daha sonuna geldik. Bugün Şişli esnafını ziyaret ettik. Şişli'deydik. Şişli sınırları içerisinde. Onur'un da az önce belirttiği gibi sabah peynirimizin tadına baktık. Çok güzel bir kaymak yedik. Ardından böyle inanılmaz güzel bir manava gittik. Orada da birçok ürün tadına baktık. Şimdi son durakta kasaptaydık. Burada bazı şeylerin tadına bakamadık ama yanımızda şu an pakette aldık. Artık eve gidince tadına bakacağız. Güzel bir gün oldu. Evet, çok güzeldi. Keyifli bir gün oldu. Şişli biraz kalabalık bir bölge. Bizi bir tık yordu ama bu işte yeni tanıştığımız esnaflar, yeni tanıştığımız lezzetler bizi mutlu etti. Onurcuğum, benim söyleyecek başka bir şeyim yok. Ben sana pası atayım. Sen de programımızın kapanışını yap. Peki, o zaman bir videonun daha sonuna geldik. Video biterken sizler beğen butonuna basmayı, Yemek Sepeti'nin YouTube kanalına abone olmayı ve aşağı yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Önümüzdeki videoda başka bir mahallede görüşmek üzere. Hoşçakalın.